Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig'de zirve mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, ikinci yarı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Geçen yıl görevinin ilk yılında şampiyonluk yaşayan takımı bir dakika bile yalnız bırakmayan Başkan Aktan, bu sezonda tarihimizde ilk kez mücadele ettiğimiz bu ligden şampiyon olarak çıkacağız. Üst aklımız Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'le birlikte hareket ediyor ve kulübü borçlandırmadan asıl hedefimiz Süper Lig'e koşuyoruz. Bu şehir organizasyonuyla, yapısıyla, altyapısıyla, tesisiyle, düşüncesiyle, felsefesiyle, Büyükşehir Belediye Başkanı'yla, yönetimiyle en iyisini hak ediyor dedi. Başkan Aktan sözlerini şöyle sürdürdü. Evet başkanım, Manisa Büyükşehir Belediyespor TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı 32 puanla 4. sırada tamamladı. Lider Tuzluspor'un 5 puan gerisinde. Başkanım, öncelikle ilk yarının değerlendirmesini bir alabilir miyiz? Antalya Belediye Kampı'nda sizden. Şimdi hedeflediğimiz puanın yaklaşık 3 puan gerisinde tamamladık. Öyle söyleyebilirim. İçeride çok iyi maçlar oynadık. Yalnız dışarıda o istikrarı sağlayamadık. Dışarıda da hedeflediğimiz puanlarla ilgili sıkıntı yaşadık. İkinci yarı bunu telafi edeceğiz. Yani telafi etmeye çalışacağız. Başka şimdi ilk yarıda kendi sahamızda oynadığımız maçlarda 8 maçta 7 galibiyet var. Bir beraberliğimiz var. Yani iç sahada mağlup olmadık. Deplasmandaki puan kayıpları neye bağlıyorsunuz başkanım? Yani iyi oynadığımız çok maç da var deplasmanda. Evet, şimdi kötü oynadığımız 2 maç var. Ben öyle düşünüyorum. Yani 2 tane hak ettiğimiz yenilgi var. Onun dışında kaybettiğimiz puanları skora yansıtamamak. Tamamıyla bununla ilgili bir konu. Ama olsun, dışarıda daimi istikrarı sağlamamız lazım. Bunun önlemlerini bu kampta bakıyoruz. Bununla ilgili çözüm ne varsa teknik taktik anlamda, motivasyon anlamında, eğer motivasyonsa tabii bu. Bununla ilgili birebir konuşuyoruz arkadaşlarla, teknik heyetle. Eksikliklerimiz nerede varsa bunu tamamlamaya çalışıyoruz. İkinci yarı umarım bunları giderilmiş şekilde, tam konsantre bir şekilde başlarız diye. Başkanım, 2 Ocak'tan beri Antalya kampındasınız. Takımını takip ediyorsunuz, hazırlık maçlarını izlediniz. Nasıl buldunuz başkanım takımı? Ya tabii şimdi hazırlık maçları birebir ölçü değil, biliyorsunuz yani bununla ilgili. Ama zaten bizim oturmuş bir oyun sistemimiz, bir oturmuş bir karakter yapımız var. Ama bunu daha nasıl geliştirebiliriz? Oyun sistemini daha nasıl geliştirebiliriz? Ya da kapalı defanslara karşı nasıl önlem alabiliriz? En azından gol bulma açısından söylüyorum. İleri ucuda yapabileceğimiz sıkıştığımızda bununla ilgili ne gibi bir çözüm üretiriz takım içerisinde veya dışarıdan transferle, bunların yöntemlerine bakıyoruz. Tabii eksiklerimizi biliyoruz, biz farkındayız. Çalışıyoruz bununla ilgili, tamamlamaya çalışıyoruz. İşte bize uygun oyuncu olursa bununla ilgili, eksikliklerimizle ilgili buralara oyuncu bakıyoruz. Biliyorsun 4-5 oyuncu gönderdik biz. Evet. İşte bunların yerine ileride daha üretken olabileceğimiz oyunculara bakıyoruz. Bizim kulüp yapısına da uygun olacak şekilde. Ama şöyle de bir şey var. Bizim mevcut kadromuz zaten iyi. Çok bozmak istemiyoruz. Evet. Yani mevcut oyuncularımızla, çünkü kapasitemizin altında olduğumuzu düşünüyorum. Bu takımın daha oluru var çünkü. Onun da farkındayız. Yani kendi içimizde de mevcut oyuncularımızla işte hazırlık maçlarında bakıyoruz, deniyoruz. Evet. Denediğimizde nasıl sonuçlar alıyoruz, onları tartıyoruz. Onun için sonuçlar çok önemli değil. Tabii ki oyun önemli. Oyunda ne yaptığınız çok önemli bizim için. İyi gidiyor yani. Şimdi kötü bir şey yok. Başkanım, ikinci yarıda 17 maç var. Sporcularla yaptığımız görüşmede 17 maçın 17'sinde final havasında gördüklerini söylediler.
Tuzla Spor, Karagümrük, Pendik, Şanlıurfa şampiyonluk mücadelesi veren takımlar bizimle birlikte. Futbolcuların mesajınız başkanım ikinci yarı öncesindeki maçlarda? Şimdi 17 maç tabii ki önemli. 17 maçı da kazanmak için çıkacağız biz. Zaten bu takımın genelinde var. Hani hem oyuncusundan yöneticisine, başkanına, Büyükşehir Belediye Başkanı'na, şehrine kadar bunu biz bütün takımlara hissettiriyoruz. Ve 17 maçı da 17'sini almak için çıkacağız. Daha fazla mücadele etmemiz lazım. Daha fazla istememiz lazım. Büyük takım olmanın özelliklerini her noktada hissettirmemiz lazım. Yani büyük oyuncular, işte büyük takım sahada bunu hissettirmesi lazım. Biz de bunu son 17 maçta hissettirmek istiyoruz. Daha agresif, daha isteyen, daha ayağı yere sağlam basan bir takım olmak istiyoruz. Tabii şimdi biz ikinci ligi bu sene çıktık. İkinci ligi yeni tanıyoruz. Yeni şeyler de öğreniyoruz. Mümkün mertebe az hata yaparak işin doğrularını alıp doğru bildiklerimizi ısrar edip hedefe gitmek istiyoruz. Tabii futbol bu. Çok doğrular yapsanız da bazen ulaşamıyorsunuz bazı şeylere. Ama oyuncuların, teknik heyet, biz herkes buna inanmış durumda. Bunu da ikinci devre sahaya yansıtmak istiyoruz. Tabii ki zor olacak. İkinci devreler daha genellikle daha zor oluyor. Hem hava şartları. Playoff mücadelesi var başkanım. Hem hava şartları. Herkesin bir hedefi var. 3 puanlık sistemde her şeyin telafisi olduğunun da farkındayız. Bu bilinçteyiz. Oyuncu arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Burayı zaten biliyorlar. Bizi biliyorlar. Takımı biliyorlar. Şehri biliyorlar. Evet. Ne istediğimizi biliyorlar. Bunun için ortak çıkarlarda buluşup mücadelemizi vereceğiz. Yani bırakmayacağız kesinlikle. Sonuna kadar kovalayacağız. Evet, şampiyonluğu. En kısa süreci de yani bir seri yakalarsak liderliği de alabiliriz. Bu çok uzak bir şey değil bizim için. Bunun için seri yakalamamız lazım. Hem oyuncular açısından hem bizim açımızdan hem şehir açısından evet. Ayrı bir hava getirecektir. Ayrı bir motivasyon getirecektir. Bu bizim ruhumuzda var. Yani hep konuşuyoruz çocuklarla da paylaşıyoruz. Ama futbol bu. Dediğim gibi tabii ki hedefimiz var. Bu hedefimiz doğrultusunda biz çalışacağız, isteyeceğiz. Ondan sonrasını bakacağız tabii ki. Rakiplere bakacağız, kendimize bakacağız. Rakiplerle olan maçlarımız da aynı. Onlara bakacağız. Bu bir süreç sonuçta. Süreci de iyi yönetmek istiyoruz. Hata yapmamak istiyoruz. Mümkün mertebe. İşin doğrularından yola çıkarak oyuncularımızla birlikte el ele verip bir yere getireceğiz inşallah bu takımı. Çünkü bu takım bir üst ligi hak ediyor. Her şeyle, organizasyonuyla, şehriyle, yapısıyla, altyapısıyla, tesisleriyle, düşüncesiyle, felsefesiyle, yönetimiyle, Büyükşehir Belediye Başkanı'yla. Bunu biz diğer takımları da gördükçe daha iyi hissediyoruz, daha iyi görüyoruz. Bu kulüp çok iyi yerlerde. Bu piyasada gerçekten de çok güzel yerlere gelmiş durumda. Tabii ki bu bir süreç. Ta geçmişten beri diğer kulüp yöneticileri, başkanları, herkes bir yere bir şeyler koymuş. Evet. Biz de koymaya çalışıyoruz. Bir duruşumuz var. O duruşumuzdan kesinlikle taviz vermiyoruz. Önemli olan kulüptür diyoruz. Kulübü üste koyuyoruz. Kulübün ismini ön tarafa koyuyoruz. Maddi açıdan da çok dikkat ediyoruz. Gerçekten de ipotek altına alacak şeylere girmiyoruz. Bazı şeylerden ders çıkarmış durumdayız. O yüzden ayağımızı yere sağlam basa basa dikkat edeye de tabii ki üst akıl da var üstümüzde. Cengiz Başkan'ın evet. Da istişare ediyoruz. Onun fikirlerinden çok faydalanıyoruz.
tecrübelerinden faydalanıyoruz. Bu bir günlük bir proje değil. Yani bu bu senelik bir düşünce değil, bu senelik bir felsefe değil. Biz doğruları yapalım, ısrar edelim. Eninde sonunda başarıya gideceğimizi biliyoruz, çok farkındayız. Çok agresif davranışlarda bulunup, kulübü hipotek altına alıp, geleceğe dair zor durumlara sokmak istemiyoruz. Yavaş yavaş, acelemiz yok. Kendimizi bilerek, ne olduğumuzu bilerek iyi yerlere taşımak istiyoruz. Başım uzun vadede hedeflerde, hedefler arasında süperlik var mı uzun vadede? Tabii ki var. Yani bu bugünden yarına olacak diye bir şey yok ama tabii ki var, olacaktı zaten. Ama süperlik hedefi var diye yani yolda parçalanmak istemiyoruz, evet, açıkçası. O yüzden üstüne koya koya, tecrübe ede ede yatırımlarımızı, yani hem futbol oyuncu, altyapı, tesis anlamında da üstüne koya koya gitmek istiyoruz. Evet. Çünkü yukarı gidip de asansör takım da olmak istemiyoruz. Her gün, her sene, her hafta, her yıl üstüne bir şeyler koymak istiyoruz. Bununla ilgili geleceğe dönük de zaten düşüncelerimiz var. Futbol böyle bir şey, bugünden yarına olan bir şey değil. Futbol uzun vadeli, çok iyi planlama yapmak gerekiyor. Ve kesinlikle taviz vermememiz gerekiyor. Kulübün prensipleri, düşünceleri, felsefesinin olması gerekiyor. Bir de farklılık yaratmanız lazım. Herkes gibi olmamanız lazım. Farklılıklar sizi bir yere götürür. Yani o yüzden o farklılıkları da bir noktada yakalayıp hem takıma hem şehre ayrı bir hava katmak istiyoruz. İyi gidiyoruz. Yani keyifli. Burada başkan olmak, yönetici olmak, futbolcularımız, çalışanlarımız hepsi keyifli. Çünkü bu bir görsel bir şey. Spor sonuçta. Evet. Sporun keyifli taraflarını da yaşamak istiyoruz. Sonuçta savaşa gitmiyoruz. Burada sporla ilgili bir konu. Hedefe sonuçta grubumuzda bir kişi sahip olacak şampiyonluğa. Yani tabii ki biz olmak istiyoruz ama sporun da kendi felsefesini tabii ki kaybetmek de istemiyoruz. O yüzden kendimizi bilerek, evet, ne olduğumuzu bilerek, nereye gideceğimizi de bilerek orta ve uzun vadeli hesaplar yapıyoruz. Yani bizim bugünden yarına bir şeyimiz yok, acelemiz yok. Evet. Ama tabii ki şimdi bir noktaya geldik. İlk sene olmasına rağmen, ikinci lige çıkmamıza rağmen bu noktadan sonuna kadar kovalayacağız. Valla ben inanıyorum. Bir şeye inanmadan olmaz. Yani bunu bizim kendimizin inanması lazım ki oyuncu arkadaşlarımıza da bunu inandırmamız lazım. Bunlar inanıyor. Çocuklar inanıyor. Çok müthiş bir birlik, beraberlik var. Bizde o enerji olursa, bizde o heyecan olursa, işte teknik kadroda da var bu heyecan. Oyuncular da var. Niye olmasın? Başkanımızda da var. Evet. Bu heyecan olduktan sonra işte doğruları da yaptıktan sonra, yanlış işleri de yapmadıktan sonra niye hedefe gitmeyelim? Tabii ki bizim genimizde var. Yani bizim genimizde, başkanımızda, bizde, işte yöneticilerimizde, teknik kadroda, oyuncularımızda bu ruh, evet, var. Biz de istiyoruz. Kovalayacağız. Son olarak şimdi Manisa Büyükşehir Belediyespor'da tribünlerde de bir artış var son dönemlerde. Son maçlarda ilk yarıda kapalı gişe oynadı neredeyse. Şimdi ikinci yarıda zorlu maçlar öncesinde Manisalı futbol severlere, Manisa Büyükşehir Belediyespor taraftarlara mesajınız var mı destek konusunda? Şimdi görsel bir şov yapıyoruz. Yani Manisa'daki spor severlere, sadece futbol değil, diğer branşlarda da aynı şekilde. Basketbol takımımız, evet, da var. Özellikle biz kapalı spor salonunda, yani kapalı spor anlamında basketbolu da, çünkü bu işin yağmuru çamuru var. Bazı çocuklarımız da gelemiyor maçlara, gençlerimiz de.
kapalı spor salonunda güzel basket maçları oluyor. Heyecanlı oluyor. Evet. Heyecan katmak istedik. Sporu sevdirmek istiyoruz Manisa'da. Gençlerimize sporla ilgili her ne varsa, işte bizim 13 tane branşımız var. Bununla ilgili öncülük etmek istiyoruz. Heyecan katmak istiyoruz. Sonuçta burası Manisa ve büyük bir şehir. Evet. Bununla ilgili bizim bir heyecanımız var. Manisa şehrinde bir heyecan katmak istiyoruz. Futbolda da böyle bir şey. Gelin maçlarımızdan keyif alıyor, zevk alıyor. Sporun, futbolun doğrularını yapıyoruz. Küfür yok, hakaret evet. yok. Yani eşiyle, bayanlar da gelebilir, çocuklarıyla. Çok rahat şekilde maçlara gelebilir. Keyifli zamanlarını geçirebilir. Bütün amacımız bu zaten. Yani sonuçta Manisa'nın bir takımı. Yani sporun doğrularıyla, güzellikleriyle yolumuza devam ediyoruz. Güzel şeyler düşünüyoruz biz. Güzel şeyler düşününce güzel şeyler oldu. Evet. O yüzden biz keyif alıyoruz. Seyircilere de keyif vermek istiyoruz. Sporcuların da keyif almasını istiyoruz. Ben onu söylüyorum maçı açıklamadan önce. Keyif alın diyorum. Yaptığınız işten zevk alın diyorum. Onlar keyif aldıkça işte biz izleyenler, başkanlar, yöneticiler, işte seyirciler, taraftarlar herkes de keyif alıyor. Yani o coşkuyu yavaş yavaş görebiliyoruz biz. Tabii iddia olduğu zaman daha farklı oluyor. İnsanlar daha farklı bakıyor. Biz de iddialı evet. insanlarız. Bizim her zaman bir iddiamız olacaktır. Yani Manisa Büyükşehir takımı her zaman bir iddiası olacak. Bir hedefi olacak. Manisa'lılara da keyifli bir futbol seyretmek istiyoruz açıkçası.